Herkese merhabalar dostlar. Evet, durgun bir atmosferle haftaya giriş yaptık. Şu anda Doğu Karadeniz'in sahillerinde yağmur, yükseklerinde de yoğun kar yağışı var. Ama yurdun birçok noktasında şu anlık atmosfer sakin gibi görünüyor. Ama önümüzdeki hafta 31 Ekim ve 2 Kasım tarihlerinde adeta atmosfer patlamaya hazırlanıyor. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada dostlar, videoyu beğenirseniz de sevinirim. Sorunuz varsa yoruma bekliyorum. Hadi o zaman başlayalım. Evet, kar yağışı geliyor. Bu sefer de 30 Ekim ve 2 Kasım tarihleri arasında yurdumuzun bu sefer batısına kar, özellikle de Ege ve Akdeniz dolaylarına yağmur geliyor. Yani günlerdir aslında sizlerden sorular geliyor Ege ve Akdeniz bölgesinde yağış ne zaman gelecek gibi, ama artık özlenen yağışlar 30 Ekim ve 2 Kasım tarihleri arasında kavuşacak gibi görünüyor bu iki bölge. Öte yandan kar yağışının geleceği noktalar arasında başkent Ankara'da var. Şu anda haritadan da gördüğünüz üzere başkent Ankara'da da son GPS verilerine göre toplam kar birikimi 10 santime kadar ulaşıyor. Yani örtülü kar yağışı öngörmüş GPS modeli. Ama şunu belirtmekte fayda var. Henüz vade uzun, ama şunu söyleyelim. Kar ihtimalinin ön planda olması bile şu anda bizleri heyecanlandırdı ve bu videoyu çekmeme teşvik etti. Çünkü şu anda Ekim ayına nazaran oldukça sert bir soğuk salınım. Hatta Kasım başına denk geliyor sistem. Ve bu sistem şu anki son verilere göre normallerin 10 ila 15 derece altında yer seviyesi sıcaklığını bizlere yaşatabilir. Yani Ocak'ta göreceğimiz, Aralık'ta göreceğimiz sıcaklığı Kasım'ın başında görebiliriz dostlar. İstanbul'da bile gündüz dahi sıcaklıklar 10 dereceyi aşamayabilir. Hatta İstanbul'da Çatalca radar sahası gibi böyle şehrin batısı noktalarında sulu kar olasılığı da var. Ama henüz netleşen bir durum söz konusu değil. Ama son veriler bize şunu gösteriyor. Şu anda da ekranda da gördüğünüz gibi simülasyondan geçiyor. Adeta çok güçlü bir soğuk salınım var. Yani kutup kökenli bir soğuk hava dalgası ve bu soğuk hava dalgası yurdun birçok noktasında sıcaklığı da mevsim normallerinin altına ittiği gibi buzlanma riskini de bu sefer batıya getiriyor. Kütahya'da, Eskişehir'de, Afyon gibi ve Bolu gibi şehirlerimize de buzlanma riskiyle karşı karşıya kalabiliriz ve ayrıca bu tarihlerde bu şehirlerimize de kar yağışı beklentisi ön planda duruyor. Haliyle bu soğuk hava ile birlikte rüzgar da kuvvetleniyor. Son verilere göre ekranda da gördüğünüz gibi ay sonunda rüzgar epey bir kuvvetleniyor yurdun kuzeybatısında ve bu rüzgar adeta bizleri bir kış atmosferine doğru sürükleyecek. Çünkü gündüz sıcaklığının o 9 ila 10 derece seyrettiği İstanbul'da hissedilen sıcaklık 3-4 derece bile hissedilebilirdi. Eğer sistem bu şekilde gelirse, yani gerçekten şu an potansiyeli çok yüksek olan bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıyayız. Yaşadığımız sistemden de öte şu an gelecek olan sistem şehir merkezlerine, Ankara gibi noktaya kar yağışını getirebilir. Hatta Bursa'nın da iç kesimlerine kar yağışı getirebilir. Hani Bursa'da şu an kar yağışı gelebilir dedik ama Bursa'nın iç kesimlerinde, yani rakımı 600-700 metrenin üzerindeki ilçelerde kar yağışı görülebilirdi. Öte yandan son veriler şu anda bizlere soğuk hava dalgasını net bir şekilde, bakıldığında 30 senaryonun hemen hemen 15'i bu soğuk salınımı doğruluyor. Ama diğer 15'i de sıcak salınımı öngörüyor. Henüz netleşen bir durum olmadığı gibi önümüzdeki süreçte de son durumları ben size elimden geldiğince aktarmaya gayret göstereceğim dostlar. Gerçekten hareketli bir kış sezonu bizi bekleniyor. Çünkü bir sistemlerin biri gidiyor, ötekisi geliyor gerçekten. Arada sadece bir haftalık bir makas oynuyor. Böyle 2-3 hafta ya da bir ay yağışsız geçen bir süreç çok şükür şu anki sonbahar sürecinde yaşamadık. Önümüzdeki süreçte de son veriler bize şunu gösteriyor ki batıda da artık şehir merkezlerine ilk kar gelebilir. Detayları an be an sizlere sayfam üzerinden paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.